Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 3. haftasının videolarına başlıyoruz. Özel kenarlı üçgenler, özel açılı üçgenler, ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgeni işleyeceğiz bu hafta. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Özel kenarlı üçgenlerden bahsedeceğiz. Yani Sayfa numarası 36, 37 ve 38'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kenarlarına göre özel üçgenler. Arkadaşlar bu özel üçgenleri bileceğiz. Tamam biz daha öncesinde kısa pratik bir yolu gösterdik. Yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Özel üçgen olmayan durumlarda ama özel üçgen olduğu durumlarda da yine o pratik yöntemi kullanacağız. Zaten şimdi göreceksiniz. Yalnız buradaki üçgenlerin hepsini özellikle yanlarına yıldız koyduklarımı adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Yani 5 dakikanızı ayar, ayırıp şöyle bir ezberleyin. Mesela 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 bir de 1, 2, 5 kök 5 üçgeni 5 tane üçgeni adın soyadın gibi ezberle. Çünkü sadece bu videoda işine yaramayacak. Ta en son konuya gelene kadar hep böyle bunlarla karşılaşacağız. Özellikle hissederek çözmelerde çok işimize yarayacak. Hani soru yazarken mesela biz yazarlarken soru yazarken ne yapıyoruz? bu üçgenleri kullanıyoruz. ÖSYM de bu üçgenleri kullanıyor. O yüzden çoğu yerde acayip pratiklik sağlıyor bize. O yüzden bu üçgenleri kesinlikle ama kesinlikle ezberle. Tamam dediğimi unutma. Evet ilk üçgenimiz 3-4-5 üçgeni. Arkadaşım bu bizim olmazsa olmazımız. 3-4-5 üçgenini de bileceğiz. Yani dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa hipotenüs 5'in katıdır. Ardışık olan üçgendir bu bak. Bütün kenarları ardışık olan bir üçgendir. Yani sen şununla karşılaştığın zaman x, x artı 1 ve x artı 2 ile karşılaştığın zaman birer ardışık olan üçgen kesinlikle 3, 4, 5 üçgenidir. Hocam 3, 4, 5. Tamam 3, 4, 5 üçgenini bileceğiz. 3, 4, 5'in iki katı 6, 8, 10 da karşımıza çok çıkıyor. Bu da ikişer ardışık bak dikkat et. 3, 4, 5'in 3 katı hocam 9, 12, 15 üçgeni bak üçer ardışık. 4 katı 12, 16, 20 üçgeni ve 5 katı 15, 20 ve 25 üçgeni. Evet bunlar da aynı şekilde bilinmeli arkadaşım. 3, 4, 5 ve katları gerçekten çoğu soruda çok fazla kullanıyoruz. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bilmek zorundayız. O yüzden bu tavsiyede bulunuyorum. Hatta bu şuna şöyle bir 5 yıldız atıyorum. Çünkü bunu bileceksin. Hocam ben bunu bilmesem bile kendim sonuca ulaşabilirim diyen arkadaşlarınız duyar gibiyim. Evet gerçekten öyle. Ama 15-20'yi gördüğü zaman bizim eski yöntemle yapacak olursak Hocam ortak çarpan nedir? 5. 5 çarpı 3. Bu 5 çarpı 4. O zaman bu x zorunda da 5 çarpı. Bak normalde kare içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyorduk ama özel üçgen olduğu zaman kare düşünmene gerek yok. Ortak çarpanı yazdıktan sonra 3 ve 4 kaldıysa diğeri de 5'tir. Yani 3-4-5 üçgenden 5'i yazdın. Burası da 25 diyebilirsin. Evet doğru. Haklısın. Kesinlikle diyebilirsin. Ama ben bunu yani soruları daha pratik yapmak açısından normalde ezbere sevmem. Ama geometrinin sonuna kadar ben bunlarla karşılaşacaksak soru çözerek akılda kalmasını tabii ki daha çok tavsiye ederim ki benim öyle kaldı. Ama bir 5 dakika ayır ya. Bak tavsiyem bir 5 dakika ayır çok faydasını göreceksin. 3-4-5 ardışık olan üçgendir. Hocam 3'er ardışık olan 3-4-5'in 3 katıdır. Mesela sen ben burada x, x artı 1, x artı 2 yazdım ya. Burada ben x, x artı 4, x artı 8 yazarsam bu da 3 4 5'in bak kaçar artışık 4'er artışık 3 4 5'in 4 katı olan bir üçgendir arkadaşım bu da yani direkt 4 katı olan neydi 12 16 20 x yerine 12 yazarsam 12 16 20 böyle işlem yapmadan bu tür sorularda Pisagor bağıntısı yapıyorsunuz ya işte bunlarda da bu bilgileri bildiğiniz zaman işlem yapmadan sonuca ulaşabilmenizi sağlıyor o yüzden önemli ardışık olan üçgen 3 4 5 veya katıdır. İkişer ardışık olan 3, 4, 5'in ilk katı. 3'er artışık olan 3, 4, 5'in 3 katı gibi 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 gidiyor arkadaşlar. Ama tavsiyem ne? Tekrar söylüyorum. 3, 4, 5 ben soruları çözerken de bu şekilde faydalanacağım. 3, 4, 5 ve 5 katına kadar kesinlikle ama kesinlikle bileceğim. Tamam. 3, 4, 5 üçgenini de öğrendik. 3, 4, 5 üçgeninden sonra ne var? 8, 15, 17. Yani dik kenarlarda 8 ve 15'in katı varsa hipotenüs 17'in katıdır. Bak sakın şu değil. Burası 8 burası 15 ise burası 17 değildir. Bu özel üçgenlerdeki saydığımız bütün kenarlarda en uzun kenar hep hipotenüs olmak zorunda. Tamam mı? Burası dik kenarlarda 8 ve 15 varsa hipotenüs 17'nin katıdır. Bu da bilinecek. Kesinlikle ama kesinlikle bilinecek. Sonra 5, 12, 13 üçgeni. Kesinlikle dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs 13'ün katıdır. Hocam bunların 2 katını ya da 3 katını bilelim mi? Bilmene gerek yok. Çünkü sen soruda böyle bir şeyle karşılaştığın zaman. Mesela 10 ve 26 ile karşılaştın. Hemen buradaki x de sorulursa 10 Hocam 2'nin 5 katı. 26 2'nin 13 katı. E burası da 2'nin 5 var 13 var. 5 12 13'ten 12 eksik. 12 kat deyip 24 zaten bulursun. Sadece 3 4 5'te belli bir katına kadar. Yani 5 katına kadar ezberlemeni istiyorum. Diğerlerinde 8 15 17. 5 12 13. Sonra 7 24 25. 7 24 25 üçgeni de bilmeni istiyorum. Çünkü kitaplarda ve ÖSYM tarafından tabii ki yine sorulan sorular arasında. E, direkt böyle 7 24 25 sorulmayacak tabii ki. Mesela katı cisimlerde bir dik üçgen Pisagor bağıntısı geldiğinde sorun içerisinde bulunan ifadeler bunlar. Evet dik kenarlarda 7'nin ve 24'ün katı varsa hipotenüs de 25'in katıdır. Şu 20, 21, 29 üçgenini bilmene gerek yok. Sorularda birlikte geldiği zaman zaten bunu kendimiz buluruz. 9, 40, 41 üçgenini bilmene gerek yok. Çünkü ben böyle yapacak olursam yüzlerce size özel üçgen çıkartabilirim. Çünkü yüzlerce hatta binlerce hatta on binlerce çıkartabilirim yani şey yapmanıza gerek yok. Mesela kaç bu? Dikkat et. Burada şunları toplarsan kaç yapıyor? Bunları toplarsan 81 yapıyor mesela. Hani karesi böyle şey olanlarda e, ne olanlarda? Mesela 125 diyelim. Ya da 125 değil de. Onun e, için karesi 169 diyelim. 169 bunu iki sayı toplamı yaz. Ardışık bir toplam şeklinde yaz. Ne oluyor? Hocam 80 kaç? 80'e 80 dersem olmaz. 84'e 85. Evet. Hipotenüsü 85 olan burası da 84 olan bir özel üçgen vardır arkadaşlar. O da nedir? Dik kenarı da 13'tür. 13, 84, 85. Böyle çoğaltabiliriz ya. Mesela 17'nin karesi 289. 289'a iki toplam şeklinde yaz. Ee, bir dik kenarda 17 yapıyor. 17 bilmem ne bilmem ne üçgeni şeklinde oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şu toplam 81, 81'in karakteri 9, 9, 40, 41 şeklinde böyle çoğaltabiliriz. Ama gerek var mı? Gerek yok. ÖSYM soruyor mu? Sorsa bile bak mesela 20, 21, 29 sordu ama sorsa bile sen kendin çıkartırsın. Nasıl mı? Atıyorum şöyle bir şey verdi. Adam burayı 29 verdi, burayı 21 verdi. Şuradaki x uzunluğu nedir diye soruldu. Yap pisagorunu x'in karesi 29'un karesi eksi 21'in karesi değil midir? Evet. E burada iki kare farkı var. Yani a kare eksi b kare nedir? A eksi B 29 eksi 21 çarpı 29 artı 21 şeklinde bulunur. Buradan x kare neye eşit oldu? Şu ikisinin fark kaç yaptı? 8 yaptı. 8 çarpı ikisinin toplamı kaç yaptı? Ee, 50 yaptı. 8 çarpı 50'den 400 yaptı. X kare 400 ise x'i de kaç buluruz? 20 diye buluruz. İşte o yüzden bu üçgenleri ezbere bilmene gerek yok. Ama şu üçgeni ÖSYM de çok soruyor. Bunu bilin. Dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıdır. Bak şunu demiyorum dik kenarlarda değil de burası A burası 2 A iken bu özel üçgendir. 30-60-90 üçgendir. Dik kenar ve hipotenüsle de bir iki oran varsa bu 30-60-90 üçgendir. Burası A kökü çıkar. Bunu demiyorum. Dik kenarlarda bir iki oran varsa küçük olanın kök 5 katı oluyor. Bu da çok fazla karşımıza çıkıyor. Hissederken de biz bunları çok fazla kullanıyoruz. Hissederken derken biraz sonra sorularda hissetmeyi de öğreteceğim zaten ben size. Soruları böyle daha pratik yapmamızı sağlıyor. Mesela şurası direkt 4 8 ise artık ben bu x'e 4 kök 5 diyebilirim. Ya da tam mı tersi şu şekilde gelebilir. Mesela burası 6 kök 5 verilir. Burası da 12 verilir. x sorulursa a yarısının kök 5 katı. O zaman direkt x'e ne diyebilirsin? 6 diyebilirsin. Kök 5 olduğu zaman diye patronist de kök 5'in katı olduğu zaman da dik kenarlarda 1'e 2 oran var mı diye incele. Yani senin bileceğin üçgenler sayıyorum 3 4 5 ve 5 katına kadar bil. Sonra 5 12 13, sonra 8 15 17, sonra 7 24 25 ve sonra 1 2 kök 5 üçgenini kesinlikle ama kesinlikle bileceksin. Bazı kaynaklarda 1 3 kök 10 da kullanılıyor ama onlara gerek yok. Siz bunları bildiğiniz sürece çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Hocam 8 kök 3 15 kök 3. Aa bu ne? Hocam 8'in kök 3 katı, 15'in kök 3 katı. Katımız kök 3. O zaman ikisinde ne olacaktır? Kök 3'ün kaç katı olacaktır? 8, 15, 17 katı olacaktır. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 17 kök 3 olarak buluruz. Örnek biri 17 kök 3 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Arkadaşım bir uzunluk soruluyor bize. Bir uzunluğu bulmak için iki tane konu vardı. Ya dik üçgen ya benzerlik. 90'lıklar varsa nereden yapıyorduk? Tabii ki dik üçgenden. Dik üçgene dik üçgen oluşturmanın en etkili silahı neydi? Tabii ki dik dörtgen yapmaydı. Hocam şöyle bir dik dörtgen oluşturursak olay bitti mi? Bitti. Hop 90. 3 ise 3. Buraya 6 kaldı. 13 ise burası da 13 yapacak. 13 olması için 8 kaldı. Sen artık şunu yapma. 2 çarpı 3, 2 çarpı 4 deme. Çünkü 6 ve 8'i gördüğün zaman 6, 8, 13 kendinden x'i kaç bulursun? 10 bulursun. Çünkü 3, 4, 5'in 5 katına kadar ezberlemeni tavsiye ettim sana. Evet örnek 2'yi 10 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi örnek 3'te de ne demiş? Şöyle bir şey var. Bizden ne isteniyor? Bakalım şekilde zemine dik olarak yerleştirilen KL ve MN direkleri verilmiştir. K ve M noktaları arasında gergin bir kablo konulacaktır. Evet buraya gergin bir kablo konulacak. Kullanılan kablo en az kaç metredir? İşte hiç sarkmayacak böyle aşağı doğru sarkmayacak arkadaşlar. Tam gergin olduğunda en az dediği için bunu bulacağız. Arkadaşlar ne yapacağız? 90 dereceler var. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Bak eski geçen haftaki bilgileri kullanıyoruz. Hop dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgen oluşturunca 90 derece 6 ise burası 6, 12 ise 12. E tamamı 11. Buraya kaç kaldı? 5. E burada da 5 12 13 üçgenden en az değeri kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle örnek 3'te 13 oldu. Geldik örnek 4'e. Arkadaşım ne var burada? 9 12 şu üçgende 15 üçgenden 15. 3 4 5'in kaç katı? 3 katı. Lütfen 3 4 5'in 5 katına kadar ezberle. Bil. 9 12 15 yazdık. Sonra ne var burada? Burası 15 iken burası da 15 verilmiş. Hemen onu da yazalım. Şu 15'i yazıyoruz. E şuradaki dik üçgende de ne var? Şurası 15. Burası kaç? 17 mi yaptı? Evet 17. 15 17 ne üçgeni? 8 15 17'den x de böylelikle 8 olarak buluruz. Evet örnek 4 8 çıktı. Geldik örnek 5'e. 20, 21, 29 bilen diyenler hemen sonuca ulaşır. Ama burada 20, 21 yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben ezbere bilmiyorum mesela 20, 21, 29'u. çoğunuz da bilmeyecek büyük ihtimalle. Ee, ezberleyin diye de tavsiye de vermedim. Ama böyle bir soru geldiği zaman da mecbur. Şu uzunluğa A diyelim. A kare neye eşittir? 20'nin karesi artı 21'in karesi. Bu sefer maalesef matematiksel işlem gelmedi. Yani hipotenüs verilip de yani şey sorulmuş olsaydı, kareleri farkı sorulmuş olsaydı matematiksel işlemi daha da kolaylaştırabilirdik. E burada işlemimizi yapacağız. A kare neye eşittir? 400 artı 21'in karesi de 21 ile 21 çarpsan 21, 42 topladığın zaman da 441 yapıyor. 441 yapıyor. A kare de buradan neye eşit oluyor arkadaşım? 841'e eşit oluyor arkadaşlar. 841 neyin parantez karesi? Hani 30'un desen 900, 30'dan bir düşüğü gibi duruyor. A da buradan kaç çıkıyor? 29 çıkıyor arkadaşlar. Ha sen burada denersin işte. Hocam 30'un karesi 9 yapıyor. Acaba 29 mu? 29 olmasaydı e, ne olacaktı arkadaşım? 28. Ya da sonu birli olan bir şey, bir şey, bir sayının karesi. Yani ya 31 olacak ya 21 olacak. Hani 31 olmuyor, aşıyor. 21 de küçük kalıyor. Ya da sonu birli olan bir şeyin karesi. Sonu 9 olması lazım, 9'un karesinden. E o zaman. 30'dan da küçükse 29'un karesi tutuyor mu? Tutuyor. Evet A'yı kaç bulduk? 29 bulduk. A 29 bulduk da burası da kaç yapar? 20 yapar. E buradaki dik üçgenden de 12 var 20 var. 3, 4, 5'in 5 katına kadar bil demiştim. Bil. Ben bilerek böyle yapıyorum arkadaşlar. Yok efendim burası 3'ün işte 4 katı. Burası pardon 4'ün 3 katı. 4 ve her ikisinde de ortak çarpan 4 ya. Burası da 4'ün 5 katı. E o zaman burası da 4'ün... 4 var, 5 var, 3 katı olur diyeceğiz. Yok. Burası 4'ün 3 katı, burası 4'ün 5 katı. Yani 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden dolayı burası da 4'ün 4 katı 16 olur diyebilirsin tabi de. Ama ben böyle yapmayacağım hep her zaman. 12, 20 varsa direkt 12, 16, 20'yi söyleyeceğim. X'i böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 16 buluruz. Ezberle. Her böyle şeyde söyleyeceğim sana. Evet, örnek 5'i böylelikle 16 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Arkadaşım sayılar kendini belli ediyor. 12 var 13 var. 5 12 13'ten 5 bulduk burayı? Evet. E sonra x'i bulacağım hocam. x'e ait bir dik üçgen yok. Al. Var mı şimdi? Var. Hatta burada da var. Burası 12 burası 9. Oo, 9 12 3 4 5'in 3 katından dolayı 15'tir burası. E sonra ne yapacağım burada? Pisagor bağıntısı yapacağım. Hatta 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 evet Pisagor bağıntısı yapacağız. Yapalım Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısını yaparken ben kısa yoldan yapacağım. Şurası nedir? 5'in kök 5 katıdır. Burası nedir? Ortak çarpan 5 ya. 5'in 3 katıdır. X de neye eşittir? 5'in kare küçüğünde dik kenar olduğundan, hipotenüs verildiğinden diğerlerinin kareleri farkı değil midir? 9 eksi 5 yapar. Yani burası da 5 kök 4 yapar. Kök 4 de 2'ye eşittir. 5 çarpı 2'den cevap da 10 yapar. Ya da sen 15'in karesi eksi 5 kök 5'in karesi dersin. X kare eşit dersin. Oradan da yaparsın. Ama biz ne yapıyorduk? Hep böyle ortak çarpanı kullanıp kısa yoldan yapıyorduk. Sen de kısa yoldan yap lütfen. Evet örnek 6'yı böylelikle kaç bulduk arkadaşım? 10 bulduk mu? Bulduk. Evet x'i böylelikle 10 olarak bulduk. Şuraya da bir 10 diye yazalım. Geldik örnek 7'ye. Ne demiş? Ya hocam bak burada 90'lıklar var. Dik üçgene karşılık getireceğim. E burada dik üçgene karşılık nasıl getirebilirim? X isteniliyor bizden. Öncelikli olarak 17'yi kullanalım. Şurada y de soruluyor bize. Y eksi x farkı soruluyor bize. Şurası 25 verilmiş. Burası da 17 verilmiş. Bu 17'yi kullanmak için hop şöyle dikdörtgen oluştursam kullanabilir miyim? Kullanabilirim. 3 ise burası nedir? 3'tür. Buradaki uzunluk kaç? 25 mi verilmiş? Yok bunun tamamı 25. Burası kaç? X olarak verilmiş. 12 ise burası da 12 olarak. Burası da Y eksi 12 mi oldu? Evet tamamı Y olduğundan Y eksi 12 oldu. Şimdi arkadaşlar bak burada ne yapacağız? Dikkat dikkat. Normalde burada ne yapmamız gerekiyor? Hocam Burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Eyvallah. Şu Pisagor bağıntısını yapacaksın. Hadi yap bakalım. Burada Pisagor bağıntısı yapacaksın. Yani Pisagor bağıntısı bak çok uzun çıkacak. İşte o yüzden özel üçgenleri bilmeni şiddetle tavsiye ediyorum diye söylemiştim. Y eksi 12'nin karesi artı x artı 3'ün karesi eşittir 17'nin karesi deyip bir denklem elde edeceksin. Sonra hocam bir de burada bir Pisagor bağıntısı yapacaksın. 3 artı x ve y. Burada da bir Pisagor bağıntısı yapıp o da 25'in karesini eşitleyip İki bilinmeyen iki denklemi çözmeye çalışacaksın ama işlem kalabalığı. Bir kere 17 varsa 17 ile ilgili özel üçgeni düşün. Hisset. Ne üçgendir büyük ihtimalle? Hocam 8 15 17 üçgendir büyük ihtimalle. Acaba burası 8 mi? Burası 15 mi? Diye düşün. Burası 8 burası 15 olursa x'e kaç kaldı arkadaşım? x'e 12 kaldı. Bakalım x'e 12 kalınca diğer tarafta tutuyor mu? Şimdi sen y-12'ye 8 dersen y eksi 12'ye eşittir 8 dersen y 20 mi çıktı? Evet. Y 20 oldu. E o zaman 20 ise bak burası kaç oldu? 15. 15, 20, 25 sağlaması da tuttu mu? Tuttu. İşte hissetme dediğimiz bu. Böyle çok yoğun sorularda ya da özel sayıların olduğu sayılarda öncelikle hisset. Ama bak şöyle olmuş olsaydı yapamazdım. Bak burası 17. Diğer kenarları bilmiyorum mesela. Bunu da hissetme yapamam. Ama burası atıyorum x. Burası da x artı. Sallıyorum şu anda x artı 9 sa mesela burada bütün kenarlar belliyken hissetme yapabilirsin. 17 varsa acaba 8, 15, 17 mi diye kafandan geçir. Hisset. X yerine 8 koyduğunda burası 17 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bak 8, 9 daha 17 yapmış oldu. Pardon. Buraya X artı 7 yazayım. Şimdi yapalım. Yanlış yazmışım. 8, 15, 17 sağlanıyor mu diye bakalım. X yerine 8 yazdığımızda 8, 7 daha 15 tuttu mu? Tuttu. Bak 8, 15, 17. Yani X'i e 8 diyebilirsin böyle sorularda. İşte bu da biraz daha karışıyor ama 2 bilinmeyen 2 denklemle böyle uğraşmaktansa ne yapacaksın? Bu şekilde 17 varsa bariz belli. Büyük ihtimal 8, 15, 17. Ha bazen burası 15 burası da 8 olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Buradaki hissetme tutmasaydı tam tersini deneyecektim. 8 burası burası 15 diye düşürüp ona göre işlem yapacaktım arkadaşlar. Evet ben buradan y'nin ne olduğunu buldum. y'nin 20 olduğunu buldum. x'in de 12 olduğunu buldum y eksi x isteniliyor bizden. 20 eksi 12'den cevap kaç çıkar? 8 çıkar. Evet böyle hissetmelerden mutlaka mutlaka yapın. Düşünün. Bak çoğu kitap bu şekilde soru yazar. ÖSYM de böyle soru yazar. Sever çünkü. Özel üçgenleri kullanmayı sever. O yüzden ben sana videonun başında özel üçgenleri adınız soyadınız gibi bilin diye söyledim. O yüzden bazı sorularda acayip pratiklik sağlıyor bize özellikle hiçbir şey bilmeyen yani geometri sıfır olan arkadaşların bunlara yönelmesi lazım. Ama tekrar söylüyorum bu hissetme dediğimiz sallama değil. Şurada dik üçgen verilip de burası 17 olası olsaydı burası bilinmeyip burası da bilinmeseydi eğer buraya 8 ve 15 yazmak sallamak demek. Tamam mı? Buraya 8 ve 15 yazmak sallamak demek. Ama burada kenarlar olursa mesela biraz önce dedim biri x biri x artı 7 dersek burada hissetmek sallamak değil hissetmek oluyor. Buna da çok ama çok dikkat et dostum. Önemli olan şeylerden biri. Daha bundan sonraki sorularda böyle çok hissedeceğiz. Hadi bakalım örnek 8'e geldik. Evet yukarıdaki şekilde. Yukarıdaki şekilde ne demiş? Biz bu arada cevabı kaç bulduk? 8 bulduk. Evet. Yukarıdaki şekilde 35 derece demiş. Şimdi diyor ki K noktası M etrafında 20 derece saat yönünün tersinde. Arkadaşım saat yönü tersinde 20 derece döndürülüyor. Sen bu şekil böyleyken hop 20 derece döndüreceksin böyle. Evet bu böyleyken hop 20 derece döndürdüm. Buraya mı geldi? Evet. Buraya geldi. Bu uzunluk kalem döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Evet. Bu döndürme sorularında kesip başka yere yapıştırma sorularında ya da alıp başka bir yere taşıma sorularında neyi düşünüyorduk? Eşliği uzunlukların eşit olmasını hatta açısal değerler varsa açısal değerlerinde birbirine eşit olmasını düşünüyorduk arkadaşlar eş yapılarda. E döndürdüm. 9 ise burası da 9 olacak. Kaç derece döndürmüşüm? 20 derece demiş. Öbürünü de kaç derece? 35 derece mi diyor? K üstü noktası oluyor. L noktası da M noktası etrafında 35 derece saat yönünde döndürüldüğünde. Evet bunu da 35 derece saat yönünde döndürdüğümde. 35 derece döndürdüm. Arkadaşım 12 ise burası da 12. Burada da 35 derece mi döndü? Şöyle bir dönüş işareti. Evet. E burası da 12. Bizden ne isteniyor? Şurası diyor ki K üssü oluyor. Burası diyor ki L üssü oluyor. Bizden K üssü L üssü uzunluğu isteniyor arkadaşlar. İşte şurası isteniyor. Bak bakayım buraya 35 35 70. Burası 90 mı yaptı? Evet bu açı 90 oldu. Pek 90 derece benzemedi ama idare edin. Ee, burada ne çıktı? 9. Burada ne çıktı? 12. 9 12 3 4 5'in 3 katından dolayı burası da kaç yapar? 15 yapar. Örnek 8'i böylelikle 15 bulduk arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya örnek 9'a. Bakalım ne yapmışız? AB tahta parçası A noktası sabit kalacak şekilde B ucundan kaldırılarak bak AB tahta parçası yine kaldırılmış kalem. Şöyleyken hop yukarı kaldırılmış. Bak şöyleyken yukarı kaldırılmış. E ne yapacağız? Kaldırdık. Kalem aynı kalem mi? ya da tahta aynı tahta mı? Evet. Yani buradaki uzunluk x'ken yine buradaki uzunluk x değil mi? Evet. Buna dikkat et. Döndürme sorularında yapıların eş olması çok önemli. E hocam buraya 4 demiş. Tamamı x'e. buraya x, x 4 mi kaldı? Evet. Hocam tamamı x'e. burası 8'e. ise buraya da x 8, 8 mi kaldı? Evet. E şimdi ben bunları kullanacağım. Şurası x 8, 4 burası x 8. Sen normalde ne yaparsın? x 4'ün karesi eşittir. x 8'in karesi artı 12'nin karesi dersin. İşlem işlem işlemle x'i bulursun. Hit dur. Böyle işlem yapabilirsin. Evet sıkıntı yok. İşlemini yap ama bence hisset. Şimdi sen artık özel üçgenleri biliyorsun. 3 4 5 ve 5 katına kadar biliyorsun. Sonra 5 12 13 8 15 17 7 24 25 ve 1 2 kök 5 üçgenini biliyorsun. Dur bakalım şimdi. 12 var burada. Şimdi sen buradaki üçgene bakıp hisset. Bu üçgen acaba ne üçgeni olabilir? Arkadaşım 12 ile ilgili hissedeceksin. 12 biraz tehlikelidir sadece. 12 ile ilgili 3 4 5'in katlarında iki tane kat var. Bir de 5 12 13 üçgeninden şey var. Yani üçgenimiz 5 12 13 üçgen olur böyle 12 deyince e, direkt aklımıza 5 12 13 geliyor. Sonra acaba 5 12 13 mi diye düşün. Sonra bu olmazsa 3 4 5'in 3 katından geliyor. 9 12 15 üçgeni geliyor. Acaba bu mu? Bu da olmazsa 12 ile ilgili diğer üçgende 3 4 5'in 4 katında geliyor. Yani 12 16 20. Evet hissetmeli sayılar gelecek karşımıza. <laughs> gelecek. Mesela dik kenarda 15 görünce ne gelir aklınıza? Hocam 8, 15, 17 gelir. Ya da 3, 4, 5'in 5 katı 15, 20, 25 gelir. Ya da dik kenarda 9 görürsen ne gelecek aklına? Hocam 3, 4, 5'in 3 katı 9, 12, 15. İşte o yüzden 3, 4, 5'in katlarını size bilin diye böyle ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi öncelikle acaba 5, 12, 13 mü diye düşünelim. E, ee, burası 13 olursa, burası 13 olursa x'in kaç olması lazım arkadaşım? 17 olması lazım. 17'den 8 çıkınca kaç kalıyor? 9 mu kalıyor? Evet. 9, 12, 13. Olmadı. 5-12-13 e, hissetmesi tutmadı arkadaşlar. Bu olmadı. Sonra öbürüne bakalım. Bu olmadı. 9-12-15 mi acaba? Bu 15 olması için şu hipotenüsün 15 olması için buranın kaç olması lazım? X'in 19 mu olması lazım? Evet. Buranın 15 olması için X'in kaç olması lazım? 19 olması lazım. 19'dan 8 çıkınca kaç kalıyor? 11. 11-12-15 diye bir üçgen var mı? Yok. O zaman bu hissiyatımız da gitti. Bu da olmadı. Acaba 12, 16, 20 mi? Hocam 12 burası 20 mi? Buranın 20 olması için x'in kaç olması lazım? 24 olması lazım. 24'ten 8 çıkınca 16 mi yapıyor? Evet. 24'ten 8 çıkınca burası da 16 oldu. Demek ki hissedince x'i kaç bulduk arkadaşlar? 24 olarak bulduk. Yani cevap böylelikle 24 çıktı. Bak tekrar söylüyorum. 12'yi gördük ya acaba 5, 12, 13 mi diye deniyorum burada. 13 olduğunda olmadı. 9, 12, 15 mi? Şu 15 olduğunda x 19 oldu. Olmadı. Acaba 12, 16, 20 mi diye deniyorum. 20 yazınca bunun tamamı 20 olunca x'in 24 olması lazım. x yerine 24 yazdığımızda da 24 eksi 8'den burası da 16 oldu. 12, 16, 20 sağlaması tuttu deyip x'i 24 diye bulduk arkadaşım. Bak önemli. Hissetme gerçekten çok önemli. Ya hocam böyle sallayacağız mı? Bak bu sallama değil. Bütün kenarlar varken sayı da varsa hissediyoruz bu bir hissetme. Yani bilen insan hisseder, bilmeyen insan sallar. Sen artık 3 4 5'in 5 katına kadar bildiğin için ve diğer özel üçgenleri 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25 ve 1 2 kök 5, 5 üçgenini bildiğin için artık sen bu tür soruları böyle hissederek yapabilirsin ama bütün dik kenarların ya da hipotenüsün bütün bu kenarların olması şartıyla. Tamam mı? Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Kalemim düştü ya. Neyse, geldik örnek ona. Bak ne var burada? Şimdi adam demiş ki genişlikleri eşit. Genişlikleri eşit ve yüzeyleri dikdörtgen biçimde olan kağıtlar şekil 1 ve şekil 2'de yerleştirilmiş. Şöyle yerleştirilmiş. Şurası 2 birim. 2, 4, 6. Burası 6 mı oldu? Evet. Kağıtların genişlikleri 2 cm. Şekil 1'deki K ve L noktalar arasındaki uzaklık 17. Şekil 2'de yeşil ve mor kağıtlar arasındaki uzaklık x olarak verilmiş. Tabi bunun yine 2, 2, 4 olduğunu biliyorum. Şurası da x olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşım burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Şuradaki uzunluk belli değil. Ama en azından buradaki uzunluklar aynı ya. Bak dikkat et. Şuraya ben bir y dersem hocam burası y iken şurası da y burada şuraya kadar geldiğim zaman burası da y, burası da mı? Evet. Y iken e, buraya kadar kısım y, burası da mı oldu? Evet. Hatta burası da oldu. Arkadaşlar ne yapacaksınız burada? Bir burada Pisagor bağıntısı yapacaksınız. Bir de burada bir Pisagor bağıntısı yapacaksınız. E şimdi hocam ikili Pisagor'da ne yapacağız? İkili Pisagor'da ama hocam şuradaki geniş, genişlikleri eşit ve 150 dikdörtgen biçimde olan kağıtlar. Ha genişlikleri de eşitmiş. O zaman genişlikleri eşitse ben sadece bunun genişliği farklı zannettim. O zaman bunun tamamı kaç yaptı arkadaşlar? 8 mi yaptı? Evet. 2, 4, 6, 8. 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden burası 15 çıktı. E hocam burası 15. Tamam. Burası da 15 ismi. Evet. Burası da 15 çıktı. 15, 25. Ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgenden burası 20 çıktı. E bu tamamı 20. 4'ü buradaysa buraya da kaç kaldı? 16 kaldı. Yani x'i de kaç bulduk? 16 olarak bulduk. Örnek onu 16 bulduk. Ve geldik örnek 11'e. Burası 24 verilmiş. O zaman burası 24. Buradaki uzunluk da 4 ise şuradaki uzunluk kaç çıktı? 20. Yukarıdaki uzunlukları eşit ve 25 metre olan. Bak dikkat et. Şu uzunluk 25 metre. Hocam burası da 24 olduğundan dolayı 24 25 ne üçgeni? 7 24 25 üçgeninden burası 7 mi çıktı? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam şurada da bir üçgen var. Aynı çubuk bu üçgende de kullanılmış. Buradaki üçgende şuradaki uzunluk da 25 değil mi? Evet. Bak dikkat et. 20 25 ne özel üçgeni? 15 20 25 üçgeninden burası da 15 olur. Çünkü 3, 4, 5, 5 kadına kadar. Lütfen bil. E, ya da hocam işte burası 5 çarpı 4, burası 5 çarpı 5 ise burası da 5 çarpı 3 diyebilirsin. Oradan da yapabilirsin. X artı 7 eşittir 15 olduğundan X'i de kaç buluruz? 8 buluruz. Örnek 11, 8 çıktı. Geldik örnek 12. Ye. Gökalp evine aldığı tabloyu K ve L noktalarına çaktığı çivilerle duvara sabitlemiştir. <laughs> evet, BC uzunluğunu 26 olarak vermiş. Şurası tablonun şu genişliğini. Ali kare uzunluğunu 10 vermiş. Bir de şurada bir oran vermiş. Burası K iken burası 3K olarak verilmiş. Evet. LD uzunluğu K iken KL uzunluğu 3K olarak verilmiş. Eyvallah. Şimdi duvardaki L noktasındaki çivi düşmüş. L'deki çivi düşünce ne olmuş? Aa hocam şurası yine sabit. Burası 10. E burada ne oldu o zaman? Buradaki çivi çıktı ya. Bak bu çivi çıktı. Bu çivi çıkınca bu ip şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Yani ne oldu burada? Şuradaki uzunluk 4K mı yaptı? Yani burası 4K'ya eşit oldu. Peki şekil 2'deki görünüm elde edilmiş. KLX kaçtır diye soruluyor. Arkadaş burası ne? 26 değil mi? Evet. 10 var 26 var. Ne üçgen arkadaşlar bu? Ortak çarpanı bak. 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 13. O zaman burası da 2 çarpı 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13'ten 12 olmak zorunda. Yani 24 olmak zorunda. 4k 24'e eşitse k'yı böylelikle 6 buluruz ama x neye eşitti? 3k'ya eşitti. k yerine 6 yazdığımızda x'i de böylelikle 18 olarak buluruz. Yani örnek 12'yi böylelikle 18 bulduk. Ve geldik örnek 13'e diyeceğim ama gelmedik. Çünkü niye? Olayı bitirdik. Özel kenarlı üçgenleri bitirdik. Bir sonraki videoda özel açılı üçgenlere geçeceğiz. Evet çok önemli bir yer. Vallahi benim en çok değer verdiğim yerlerden biri. Dik üçgenlerin hepsine değer veriyorum. O yüzden ben ne diyorum hep? Dik üçgenlerin sonuna kadar sabredin. Gö dik, üçgenin dik üçgenin sonundan sonrasında böyle hem geometriyi tekrar edeceğiz hem daha güzel bir şekilde akacak diye hep söylüyorum zaten. Sabret sabret sabret. Çok can noktalar öğreniyorsunuz buralarda. Ve öğrenmeye de devam edeceksiniz gençler. Dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Evet bundan sonraki videoda özel açılı üçgenler konusunun konu anlatımında. Yani 3. haftanın 2. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.